Müfettiş Gadget bu sefer de suların altında yoluna devam ediyor. Ve şimdi de Avustralya'nın güzelliklerine dalacağız. Keşfedilecek çok şey var. Bu yüzden bumerangımızı alıp yolumuza devam edelim. İşte şimdi Avustralya olarak bilinen ada kıtanın toprakları üzerindeyiz. Burası dünyanın en büyük adası. Aynı zamanda en küçük kıtası. Nasıl bakmak isterseniz öyle bakın. İş başına gece haritası. Aha! Tam da şüphelendiğim gibi. Avustralya ekvator kuşağının hemen altında. Belki de bu yüzden buraya Down Under diye adlandırıyorlar. Bence de bu deyim altına sıkışmış demekten daha iyi. Avustralya denilince ilk iş olarak aklımıza muhtemelen bu arkadaşlar geliyor. Koala ayıları. Koala ayıları sadece dünyanın bu bölgesinde yaşarlar. Ya da aklımıza etrafta zıplayarak koşturan kangurular geliyor. Fakat Avustralya bu sevimli hayvanlar dışında birçok farklı şeye de ev sahipliği yapar. Avustralya yağmur ormanlarına, upuzun kumsallara, yüksek dağlara ve uçsuz bucaksız çöllere sahiptir. Fakat gerçek gizemler suyun altında saklıdır. İş başına Gadget deniz yüzgeçleri. Hadi şimdi de bu suların altındaki Avustralya'nın saklı dünyasını araştıralım. İnanabiliyor musunuz? Dünyanın en uzun mercan yatakları ve istiridye yataklarını buralarda rastlamak mümkün. Çok iri dil balıklarını da unutmamak gerekir. Aslında burası Avustralya'nın en büyük sığ mercan kayalığıdır. Büyük mercan kayalığı yaşayan organizmalar tarafından meydana getirilmiş dünyanın en büyük oluşumlarından biridir. Burası mercanlar tarafından meydana getirilmiştir. Mercanlarsa deniz canlısı olan poliplerin binlercesinin iskeletlerinden meydana gelmiştir. Benim araştırmacı dedektif ruhum, su altı araştırmaları için en uygun aracın altı camdan yapılmış olan bir tekne olduğunu söylüyor. Bu çok gelişmiş araç sayesinde su altındaki bütün tuhaf yaratıkları rahatça gözetlemek mümkündür. Evet, dünyanın en büyük mercan kayalıklarından ayrılıp dünyanın en büyük incilerine göz atmaya gidebiliriz. Merak ediyorum da onlar Gadget'larında en büyüklerine sahipler midir acaba? Burası Avustralya'nın muazzam incilerinin bulunup çıkarıldığı yerdir. Bunlardan bazıları 50 bin Amerikan dolarından fazla eder. Bu yalnızca bir tek incinin fiyatıdır. Hadi inceleyelim. Burada test tüplerinin yanında duralım. En büyük inci tarlalarının hasadının yapıldığı bir araştırma gemisinin güvertesi. Burada hasat demek, tabiata yardım elini uzatmaktır. Eğer bir bitkiniz varsa, onun yeşil olduğundan ve toprağının bereketli olduğundan emin olduktan sonra onu suyla beslersiniz. Bu istiridyelere de aynı şekilde davranılır. Teknisyenler, istiridyelerin yeteri kadar gıdalarının olduğuna, kabuklarının temiz olduğuna ve bakımlı olmalarına dikkat ederler. Normal bir incinin oluşumu, yabancı bir maddenin ya da bir kum tanesinin istiridyenin kabuğundan içeriye girip onu rahatsız etmesiyle oluşur. Ben bu tip hareketlerden nefret ederim. İstiridye, kendisini korumak için bu yabancı cismin etrafını parlak bir maddeyle örtmeye başlar. Yıllar geçtikçe bu küçük cisim büyür, büyür ve güzel bir inci haline dönüşür. Eğer inci hasadını siz yaparsanız, istiridyenin doğal olarak yapmasına yardımcı olursunuz. Kum her zaman istiridyenin içine girmeyi başaramayabilir. Bu bilim adamları topladıkları istiridyelerin kabuklarını aralayarak içlerine kumdan daha büyük bir cisim yerleştirirler. Ve daha sonra bu istiridyeleri tekrar Güney Denizi'nin suyunun sıcak ve rahat bölgelerine bırakırlar.
2 yıl sonra istiridyeler yapılan bu yardımlara karşılık vermeye başlarlar. Teknisyenler kabukları aralayarak içine bakarlar. Eğer yapılan işlemler başarılıysa büyük ve muhteşem inci oradadır. Bu doğanın bir mucizesidir. Tabii bilimin de şaşırtıcı yardımıyla. Geri döndüğümüzde timsahlarla tanışacağız ve denizin dibindeki kayıp hazineleri arayacağız. Ama önce müfettiş Gadget bilgi notu. Bu iri incilerden oluşan bir kolye. Londra'daki müzayede salonunda 2,5 milyar dolara satılarak dünyanın en pahalı inci kolyesi sıfatını almıştır. Aman tanrım, bu kadar para verdikten sonra bu kolyeyi boynuma takmazdım. İşte müfettiş Gadget tekrar sizlerle. Heybetli Avustralya'da şimdi de hazine avına gideceğiz. İş başına Gadget Copter. Yaklaşık 200 yıl önce efsanevi Kaptan Blake'in yönetiminde Bounty adlı gemi çıkmış olduğu deniz yolculuğundan geri dönmedi. Kaptan ve mürettebatın bazıları kurtuldukları halde gemi battı. Pandora adlı gemi Bounty'nin enkazını araştırmak için gönderildi. Fakat tahmin edin ne oldu? Pandora da kayboldu. Ve her iki gemiden de bir daha haber alınamadı. Bu dosya Pandora okyanus tabanında bulununca tekrar açıldı. Bugün dalgıçlar özel sualtı malzemeleri kullanarak okyanus tabanındaki gemi enkazını araştırıyorlar. Anlaşılan o ki çatlayan yalnız dosya değildi. Geminin altı büyük mercan kayalığının sığ sularında mercanlara çarparak çatlamıştı. Eğer siz Pandora'yı yönetseydiniz bu sığ sulara girilmeyeceğini bilirdiniz. Gemide hazine olmamasına rağmen geminin kendisini bulmak da bir hazinedir. Tam sahilde başka bir hazine daha var. Tam nehrin okyanusa döküldüğü yerde bulunan bu hazineyi inceleyelim. Wow! Avustralya'nın bu kısmında parmaklarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Burası da Avustralya'daki Timsah Araştırma Merkezi'nin bulunduğu Timsahlar Parkı'dır. Selam arkadaşlar. Ben burada duruyorum. Timsahlardan uzakta. Bu timsahlar dünyadaki sürüngenlerin en büyüklerindendir. Sürüngen nedir? Soğukkanlı, hava soluyan ve kalın derisi olan bir hayvandır. Bunlara soğukkanlı denilmesinin sebebi vücut ısılarının çevre ısısına göre değişebilme kabiliyetindendir. Eğer dışarısı soğuksa sürüngen daha sıcak bir yere gider. Eğer dışarısı sıcaksa daha soğuk bir yere. Wow! Anlaşılan bu beslenme saatleri. Ben de şeref misafiriyim. Onlar yemeklerini yerken biz yeni arkadaşlarımıza veda edip son bir kez Timsah Araştırma Merkezi'nde kısa bir tur atalım. İş başına Gadget bacakları. Oh! Soluğum kesildi. Zamanımız da azalıyor. Umarım yapmış olduğumuz Avustralya gezimizde sizlere faydalı bir şeyler öğretmişizdir. Bu gezimizde büyük ve parlak incileri, yaşayan mercan kayalıklarını, gemi enkazlarını
ve takırdayan dişleriyle timsahları inceledi. Yeni gezimizde buluşmak üzere. İş başına Gadget Copter. Müfettiş Gadget şimdi de Florida'nın sıcak sularında hazine avına çıkıyor. Niçin kendimi büyük bir havuzda küçük bir balık gibi hissettiğimi merak ediyorum. Belki de öyle olduğum içindir. Eğer buralar Florida'nın anahtarıysa, kilit nerede? Önemli değil. Ben etrafta bir kapı da göremiyorum. Bu enteresan yeri incelemenin tam zamanıdır. Şimdi iş başına Gadget Çilingiri. Dedektiflik içgüdülerime ve bu broşüre dayanarak buranın anahtarla bir ilgisi olmadığını söyleyebilirim. Burası aslında binlerce adanın bir araya gelmesinden oluşmuş Florida sahilinin 150 mil uzağında bir bölge. Bu bölgelerin tuhaf isimleri var. Bunlar Lower Sugar Loaf Key, Cut Joe Key, Little Duck Key ve Big Pink Key'dir. Bütün isimlere key eklemek sanki bu işin anahtarı. Oh, kendimi kilitlenmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden biraz hareket etmem gerekiyor. Birçok bölge denizin üzerinde 113 mil uzunluğunda ve 43 köprüden oluşan bir otoyolla birleştirilmiştir. Bu çok zor bir iş olmalı. Köprülerden bir tanesi yaklaşık 7 mil uzunluğundadır. Vay be! Şimdi Kailorga'ya gitme zamanı. Burası yörenin en büyük bölgesi. Wow! Gadget Yunus ansiklopedime göre bu Yunus benim dalış becerilerimi geliştirmem gerektiğini söylüyor. Peki bunu bana kim öğretecek? Bu Yunuslar denizin en cana yakın insan dostu balıklarıdır. Gazetelerde bu yunuslarla ilgili bir sürü hikaye okuyabilirsiniz. Kıylargoda'daki Yunus Eğitim Merkezi'nde yunuslarla yüzebilir, oyun oynayabilir, onları sevebilir ve onları besleyebilirsiniz. İşte ben buna canlı türleri arasındaki iletişim derim. Burada su soluyan bu sevimli deniz canlılarının insanlar gibi olmadıklarını görebilirsiniz. Bunlar kendi aralarında değişik sesler ve titreşimler çıkartarak konuşuyorlar. İnanabiliyor musunuz? Bir yunus bir nefeste 1000 fitlik bir mesafeyi yüzebilir. Hiç nefes almadan şarkı söyleyebilir. Küçük kabarcıklar çıkarabilmelerine ne dersiniz? Bu sevimli balıklara teşekkür edip yolculuğumuza devam etmeye ne dersiniz? Şimdi de Kılargo Sualtı Araştırma Laboratuvarına gidelim. Kılargoda'daki Scott Carpenter'ın denizdeki insan programı, dünyada sadece burada bulunan ve isterseniz bütün geceyi su altında inceleme yaparak geçirebileceğiniz ve amatör su altı araştırmacısı olabileceğiniz bir programdır. Aquanaut'un anlamı su altında yaşayarak araştırma yapan insandır. Scott Carpenter adındaki astronot aynı zamanda bir aquanaut'tur. Scott Carpenter'a göre uzayın derinlikleri ve suyun derinliklerinde bulunmak ve çalışmak arasında çok fazla bir fark yoktu. Çünkü her ikisinde de havasız ve karanlık ortamlarda bulunuyorsunuz. Uzaydayken, suyun altındayken arkadaşlarınla telefon aracılığıyla konuşmak mümkündür. Hey, nasılsınız? Şu anda Pasifik Okyanusu'nun üzerinde bir yerdeyim. Fakat hava buradan bakıldığında biraz bulutlu gözüküyor. Haklısın. Zaten burası da bir hayli bulanık.
eğitim alanlarında tek kişilik denizaltı araçlarını kullanırlar. Burada eski usul dalma araçları da kullanılarak deneylere katılmak mümkündür. Eminim bundan çok ama çok hoşlanacaksınız. Florida Keys adı aslında bir hatadır. 1500'lü yıllarda İspanyollar Florida'ya yerleştikleri zaman bu bölgeye Cayos yani küçük adalar demişlerdir. Fakat bu kelime dilden dile geçerek bugünkü konuşma dilinde Keys halini almıştır. Bu bir daktilo hatasıdır. Döndüğümde su altında keşfimize devam edeceğiz. Florida Keys'e tekrar hoş geldiniz. Şimdi su altındaki gezimize başlama zamanıdır. Wow! Burası suyun altındaki ufak bir loca. Burası dünyanın tek su altı oteli. Otel ismini ünlü yazar olan Jules Verne'in Denizler Altında 20 Bin Fersah adlı kitabından almıştır. Jules, su altı oteli suyun 30 feet altına yerleştirilmiştir. Otelde iki oda, televizyon, video, DVD player, mutfak ve telefon mevcuttur. Dışarıyı seyretmek için de kalın bir camdan yapılmış yuvarlak bir pencere mevcut. Şimdi ben balığımın hangisine benzediğini tahmin edebiliyorum. Merhaba, Jules Verne suitine iki tane sandviç ve içecek istiyorum. Evet, bu gerçek bir su altı sandviçi. Periskop hesaba ilave edilmemiştir. Bütün bu su altı yaşamı benim tarzımı yansıtmıyor. Fakat gerçekten çok değerli bir hazine. Hadi şimdi de Key West'in sularına dönelim. İş başına gadget patenleri. Key West'e geldiğinizde durun. Sanki bu şamandıralardan başka bir yerlerde de görmüştüm. İş başına gadget deniz gözlüğü. Oh, bir hazine buldum. Ya da onlar bir hazine buldular. Dedektiflik becerilerimle onlara yardımcı olabilirdim. De hazine avcılarının başı olan Mel Fisher'la tanışalım. Dalış takımı okyanusun tabanında değerli hazineleri aramaktadırlar. Bulunan hazinelerden birçoğu Mel Fisher'ın hazine sergisinde sergilenmektedir. 60 fit uzunluğunda altın zincirler bunlardan bazılarıdır. Aynı zamanda milyonlarca dolar değerindeki muazzam zümrütler ve değerli taşlar bulmuşlardır. 1622 yılında Florida kıyılarında batmış olan bu gemilerdeki bir medeniyete ait olan eşyalar da burada sergilenmektedir. İspanyol donanmasının gemilerinden olan Atacha ve Santa Margarita bir kasırga sonrasında Florida Boğazı'nda batmışlardı. Bu gemilerde dünyanın çeşitli ülkelerinden toplanmış olan hazineler vardı. İşte burada paslanmış bir kılıç ve şamdan görüyorsunuz. Bunlar çıkarılıp temizlendikten sonra bu şekilde görülüyorlardı. Wow! Bugüne kadar toplanmış hazinelerin değeri 400 milyon doları bulmaktadır. Bu parayla oldukça fazla balık kitapları alınabilir. Bu gezimizde yunuslarla yüzdük, denizaltını keşfettik
ve hazineler çıkarttık. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bir dahaki sefere kadar yosunları şnorkelinizden uzak tutun. Şimdi iş başına Gadget Copter!